İyi sabahlar, cumartesi günü başka şeyleri konuşma zamanı geldi ve yine bugün çok güzel etkinlikler, çok güzel çalışmalar konuşacağız sizlerle. İlk bölümde konuğuma sonra tanışacaksınız. Çok iyi biliyorsunuz gerçi onu, biliyorum. Seramik sanatçısı Semral Özsoğan, fakat bugün biz burada sevgili Semral'ın çalışmalarını değil, çocukların çalışmalarını konuşacağız. Biliyorsunuz ki sevgili Semral, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi ve her yıl düzenlenen bir çalışma var. Atık malzemelerle heykel yarışması düzenleniyor. İlkokul, ortaokul ve liseler arasında bu yılda üçüncüsü düzenlendi. Biz bunu konuşacağız ve o gün yarışmadaki çalışmaları da sizlerin karşısına getireceğiz fotoğraf kareleri olarak. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten az sonra sevgili Semral da sizlere söyleyecek. Her geçen yıl çıta gitgide yükselmekte bu çalışmalarda. İşte bu gelişmeyi, bu güzel çalışmayı konuşacağız. Hoş geldin Semral. Hoş bulduk. Evet, dediğim gibi böyle çıtaya bakıyorum da hani daha önce 1 ve 2'deki çalışmaları da bildiğim için hem rakam arttı hem çalışmalar arttı. Dolayısıyla ben canı gönülden böyle yürekten kutluyorum. Önce çocuklarımızı, sonra da sizleri böyle kucağınıza açtığınız için bu çalışmalara. Evet, üçüncüsünü düzenlediniz bu yıl. Nasıl geçti? Neler hissettiniz? Vallahi bu yıl çok gurur. Heyecan çok. Çok, evet, heyecan çok. Çok mutluyuz. Çocuklar mutlu. Eğitim Vakfı da memnun. Tabii ki. Durumdan. Dediğiniz gibi ilk başladığımızda yarışmaya katılım çok azdı ilk sene. Çok azdı demeyeyim. Gene yani derecelendirecek kadar vardı. Geçen sene daha fazlaydı. Çok fazlaydı. Engellemek durumunda kaldık biraz. Şeyler, şartnameyi değiştirdik. Pardon. Şartnameyi değiştirerek birazcık okulları böyle bir daha disipline oldu. Yani üçer hakkı var her okulun. Evet. Okullar arası zaten ilkokul, ortaokul ve lise. Hı hı. Çok kalabalık olduğu zaman jüri de yetiştiremiyor. Seçmek çok zor oluyor. Ya iş büyüdü. Gün tabii ki başka güne sarktığı için bazı aksaklıklar oldu orada. Tabii biz de yaşayarak görüyoruz bunları, birebir yaşayarak algılayıp ondan sonra değerlendiriyoruz kendi aramızda. Bir komitemiz var zaten, ben yalnız değilim, onu söyleyeyim baştan. Diğer arkadaşlarımızın ismini de söyleyelim mi komiteden? Tabii, lütfen, lütfen. Tabii. Komitede her disiplinden arkadaşımız var. Her disiplinden dediğim işte sanatın her dalında. Tabii. Zaten bir sanat komitesidir. Aslında ben mütevelli heyetine girdikten sonra en başından söyleyeyim. Umura'nın başkanımızdır, Umura Örs. Umura Hanım'ın isteği doğrultusunda bir kültür sanat komitesi kuruldu. Başkanlığına da ben getirildim. Tabii ben kendi düşüncelerimi nasıl anlatayım, kendi doğrultumda her disiplinden bir sanatçı arkadaşı çağırdım komiteye. Yani bir mesela müzisyen arkadaşımız var, Eren Beman. Özlem Özkaram tiyatrodan, fotoğraf Mehmet Ali Serak, Semra Bayhanlı resim dalında, Hayal Dimililer seramik alanında, Bahire Korol heykel. Bayağı güçlü bir kadro. Bayağı güçlü bir kadromuz var. Evet, unutmayayım, edebiyatla alakalı olarak son arkadaşımız Candaş Bey. Candaş Yolga Kültür Dairesi'nden. Evet, ve bir de film yönetmenimiz var, Mustafa Arsenal. Evet. Güçlü bir kartı. Hani öyle, öyle aman aman öyle bir ekip kurduk olayında değiller. Gerçekten böyle çok güçlü bir ekip var yani sizinle birlikte. Dinamik ve hani durduranız yok. Ben şuna da değinmek istiyorum. Yani geçen yıl beni çok etkilemişti. Biliyorum, yanılmıyorsam bu yıl yine başladı. Engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza da elinizi uzattınız. Sergilerini açtınız. Daha ne olsun? Şimdi aslında bizim Eğitim Vakfı'nın, Eğitim Vakfı aslında yardımlarla ayakta duran bir kuruluştur. Kurumların veya şahısların yardımıyla ayakta duruyoruz ve biz aldıklarımızı da gene eğitime ve sanata, kültür sanata geri dönüşümü vardır bu şeylerin, yardımların. Eskiden dans yarışmamız vardı.
Ayraç yarışmamız vardı. Kompozisyon yarışmamız vardı. Hala devam ediyor. Devam ediyorlar. Bunlara ilaveten özel eğitime muhtaç çocuklarımız için özel okullarımızın özel okullarımıza katkı koyarak onlara resim yaptırıyoruz. Birebir kendi mekanlarında. Ve ilk sene bu da gelenekselleşmeye başladı o da. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların da okullarında çok eksiklikler vardır. Doğal olarak her okulda vardır. Biz de onlarda gördüğümüz eksiklikler var. Mesela müzik dersleri yoktur. Öyle o ihtiyacı çocuklarımızın müziğe çok ihtiyacı var halbuki. Onun eksikliğini duyduk. Mesela bu yıl Anadolu Güzel Sanatlar'dan çocukları... Ne güzel. Tabii okulların da doğrultusunda... İstek geliyor mu? Okullardan mı? Evet. Biz zaten gidiyoruz. İstek de geliyor. Onlar isteseler de istemeseler de biliyorum. Evet, sevgili Semra ile de konuşuyorum. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Yani. Çalışıyoruz. Onlara Anadolu Güzel Sanatlar'dan öğrencilerimizi birlikte alıp... Buradan da tiyatrolara teşekkür ediyoruz. Onların da otobüsünü kullanıp adadaki okulları gezdik. Devlet ve özel ayrım yapmadan çocuklarımıza bir katkı koyduk. İşte onlara boya götürdük, malzeme götürdük. Ve bunları resmi yaparken bu yıl da ekstra olarak müzik dinletisi yaptık onlara. Nasıl bir gündü? Evet, çok güzel geçti. Onların da size resimlerini ulaştırmaya çalışırım. Çok güzel geçti. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Bu da bizim için farklı bir duygu tabii ki. Hem üzülüyorsunuz hem seviniyorsunuz. Tabii ki. Böyle bir duyguyu yaşıyoruz onlarla birlikte. Bunun yanında heykel, atık heykel diye bir düşünce yaptı kendi komitemiz arasında gelişti. Ve o düşüncemizi geliştirerek okullar arası bir atık malzemeden heykel yarışması yapmayı düşündük. Aslında bizim buna başlarken çocukların çevreye duyarlılığını artırmak, yaşadıkları mekanı fark etmelerini sağlamak, yani dikkatli gözlerle etraflarını izlemelerini ve farkındalıkları olsun diye uğraşıyoruz. Temiz bir çevrede yaşamanın çocuklara getireceği mutluluk çok güzel. O atıkları kullanılır duruma getirip, üstelik de sanatsal boyutlarda bir sergi açarak göstermek onlara ayrı bir özgüven getiriyor diye düşüncesindeyiz. Ve çocuklar da çok mutlu yapıyorlar. Artık bakıyorum heykeller de gitgide değişti. Asıl sokak heykeli oldular. Benim hep söylerim, yani çalışırsanız karşılığını görürsünüz. Giderek artarak bir kitle var karşımızda. Çocuklar çok heyecanlı okullarda ve güzel çalışmalar çıkıyor. Ve bir de düşüncem vardı benim böyle. Tabii ben bunu görerek, izleyerek öğreniyorum bazı şeyleri. İzmir'de görmüştüm böyle bir olayı. İzmir'de bir sempozyuma katılmıştım. Orada belediyeler bu tür heykelleri kendi parklarında etkinlik düzenleyip sanatçılarla birlikte, ama sanatçılar okullar değildi oradaki olay. Sanatçıların yaptıkları heykelleri o parklarda kullanıyorlardı. Bunu Umur Hanım'a açtım. Yani bir düşüncemizdi bu. Gerçekleşti. Evet. Bu yıla da geldi. Sizin sayenizde gerçekleşti. Hep birlikte. Hep. Ben bir cümle sarf ettim, istedim. Sevgili Sami'nin bir duyurusuyla. Evet. Sami onu içinden alıp çekmiş söyledi. Ne de güzel yakaladı onu orada. Yakaladı, evet oldu. İşte herkesin kendi dalındaki başarısı diyeceğim. Ve Sami Bey'in yaptığı bu şeyden sonra, haberden sonra mesela belediyeler ulaştı bize. Çok mutluyuz. Söyleyebilirim herhalde. Tabii ki, tabii ki. Biz zaten canlı yayında duyurduk Sami ile. Mehmetçik Belediyesi sergiyi taşımamızı istiyor. Refkoşa Belediyesi. Aynı şekilde Geçitkale Belediyesi ve satın almak isteyenler oldu. Evet, evet. Bu da bizi çok mutlu etti. Onun çalışmaları var şimdi vakıfta. Ne var Semra'nın biliyor musunuz? O benim çok dikkatimi çekti. Ben
Sabahları artık ismimiz sürekli Sami söylediği için duyar hale geldiler. Sabahları da ben Sami'nin yayın yönetmeniyim. Evet, ve o gün serginin ertesi günü sabah sabah bana birkaç tane fotoğraf attı oradan. Çamay bunları yayınlayalım, üzerine konuşmak istiyorum dedi. Ve işte gösterdik çocukların başarısı, hepinizin emeğini konuşurken böyle böyle de bir şey olsa ne kadar güzel olur cümlesini Sami ifade ettikten sonra 10 dakikayı bulmadı sevgili Semra. Bir baktık ki sevgili Sami başladı mesajlarını okumaya. Mesela Mehmetçik Belediyesi'nden Sayın Cemil Sarıçizmeli vardı. Aktuğan Belediyesi'ydi. Geçitkale. Geçitkale pardon, onu duydum. Ve çok mutlu oldum. Evet. Yani bu çocukları daha da güçlendirecek. Bırakın çocuk, şimdi sizler yıllardır sanatçısınız. Evet. Böyle bir hani çalışmanızın bir yerde sergilenmesi motive etmez mi? Tabii ki. Daha iyisi olmalı, daha iyisini yapmalıyız. Ve büyük bir heyecan duymuştur. Yani o çocuklar için çok büyük bir çok güçtür o. Hani düşünün yaptığı bir çalışma, işte Mehmetçik Belediyesi'nin artık belki de ya parkında ya belediyenin bahçesinde. Şimdi sergi olarak isterler. Sergi olarak gidecek oraya. Geçitkale'ye de aynı şekilde. Lefkoşa'da da. Biz zaten çok geçen güzel. Sene Lefkoşa'da Bandabulya'da sergilemiştik. Ödül törenimiz de vardı. Yetişemediğimiz için ödül töreni ayrı bir... Çok da kalabalık oluyor o gün ama. Yani hepsini bir günün evet. içine sığdırmak gerçekten zor. Çok zor oldu ama çok güzel oldu. Evet, yani o sergileme olayı da şimdi bizim ülkemizde birazcık da mekan sorunumuz var. Biliyorum, biliyorum. Onları değerlendiriyoruz. Ona göre nasıl değerlendireceğimizi şimdi sergi olarak kesindir. Ama yerleştirme konusunda o ileriki sanada olacak bir şey. Peki şunu sorayım ben size. Hani her yıl üçüncüsü dedik Semra Hanım. Evet. Ve siz bir... Orada tabii ki komiteden gidiyorsunuz ama şöyle aralarında dolaşırken ya bu çok dikkat çekti, bu oluyor. Mesela ben kendim söylemek istiyorum ve pek çok kişi de bunu konuştu sosyal medyada. Üç maymun. Üç maymun ne kadar güzel. Yani inanın bakıldığı zaman dersiniz ki acaba hani yaşı büyük sanatçı nasıl da düşünmüşler onların o duruşunu. O beni mesela çok etkiledi. Gördüğü konuşma. Evet. Farklı bir anlamda onu değerlendirdiler. Mesela gençlerin bugünkü durumuyla alakalıdır. Çok güzel yakaladılar. Proje öyleydi. Çocukların çevresindeki, tabii hepsi için söylemiyorum ama Ama gerçekten o var mı? Var. Görüp görmemek, duyup duymamak, işitmemek. Çok güzel. Ve onu çok güzel... Eski bisikleti birleştirdiler. Evet. Çok güzel. Sonra bu sene şövalye miydi yaptıkları? Şövalye. Yunus. Evet, Yunus çok güzel. Yunus çok güzeldi. Evet, evet. Çok sevdim onu. Evet. Hani aslında baktığınız zaman hep şeyi konuşmuşuzdur. Sizinle de çok konuştum, diğer sanatçılarla da. Bu çocukların için artık o şey... Sen derler ya işte tiyatro için sahnenin tozunu yuttu derler mesela. O tozu aldı mı, o kokuyu aldı mı artık içlerine girdi. Ve eminim ki okullarda sene başından itibaren artık bu tarih beklenmekte ve ne yaparız düşüncesiyle hazırlıklar başlıyor. Bu da oturması demektir bunun. Çünkü dediğim gibi size program başında da hani ben çalışmalara bir baktığım zaman çünkü 3 yıldır bunu konuşuyoruz sizinle. Çok fark var. Evet, var. Hani ilk sene hatırlıyorum hala daha da var yerimizde. Ağacın üzerinde renkli renkli şişeler, pet şişelerle boyanmış. O ağaç öyle kaldı ve herkesin dikkatini hala çekiyor. Orada biz aslında başlarken bu etkinliğe komite şey düşündük komitede. Orada yapılsın heykeller yani evet. Orada yapalım diye. Ama çok zor oldu. Bir güne sığmayabilir Semra Hanım o. O yüzden... vazgeçtik. Sonra çevre gününde yapıyorduk. Çevre günü Haziran'a denk geliyor. Okullar kapandığı için o dönemde çocuk bulamadık. İşte katılan okul sayısı düşük oldu. O yüzden geriye çektik yani bu Mart ayına kadar geldi.
Ama dediğiniz gibi daha programlı gittiği için oturuyor artık. Sonra bilerek, seneye bilerek başladıkları için böyle bir yarışma var. Ödül de veriliyor. Ödül de zaten çocukların burs miktarı gibi bir şey. Olsun. Biz zaten çocuklara burs veriyoruz. Onlar için çok büyük motivasyon. Evet, yani onlar için tabii ki büyük motivasyon. Onların belki çok küçük bir miktardır ama zaten sembolik bir şeydir o. Çocukları mutlu etmek için cep harçlığı gibi bir şey. Hani şey olarak düşünüyorum, ben az önce de ifade ettiğim gibi size düşünün ki hani ilkokul, ortaokul ve lise dedik. Bu çocukların bir amacı var bu ay içinde, bu tarihte hazırlamamız gereken, çevremizden toparlamamız gereken, gözlemlememiz gereken ve topladıklarımızla bir heykel yaratmamız gereken bir tarih var önümüzde. Evet. Şimdi amaçları var artık. Aslında biz de mesela bu yıl şeye karar verdik. Bir yenilik daha ekleyeceğiz yani. Gelecek yıl için mi bu? Yani böyle bir konuşma, evet. Biz de değerlendiriyoruz. Evet, toplantımızı yapamadık henüz ama mesela her okuldan video, kısa bir film. Bir yönetmen arkadaşımız var bu sene aramızda, Mustafa Bey. Onun da tabii dahil olacağı bir şey. Okullara gidip onları çalışırken konuşmalarını sağlamak, çocukların birazcık kendilerini ifade edebilme sorunlarına yardımcı olmak için. Böyle bir de düşüncemiz var aslında. O seneye değişiyor, biraz daha yenileniyor. Nasıl çıta yükselerek? Yükselerek gidiyoruz. Kısa film de girecek işin içine. Yani girecek herhalde ileriki dönemde. Her çocuklar bunu duyunca mutlaka bir şey yaparlar. Yaparlar yani, çocuklar yapıyor şimdi kısa filmleri. Kral Hanım zaten ellerindeki telefonlarla onlar her şeyi yapıyorlar. Hani boş şeylerle uğraşmazlar. En azından ellerini aldıkları zaman ya da çevrelerinde kaydedecekleri bir şeylerde kale değer bir şeyler. Şimdi aslında çocukların da tabii yetenekleri küçük yaşlarda ortaya çıkıyor tabii ama bizim amacımız zaten çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması. Yani onlara bir uğraş, sanatla ilgili, sporla ilgili, başka şeylerle ilgili. Yani biz sanatın her dalında bir şey yapmaya çalışıyoruz her yıl değişerek mesela. Bu yıl da değişebilir yani, farklı şeyler ekleyebiliriz. Talepler var mı size hani okullardan? Örneğin şunu da yapalım, şunu da yapalım dedikleri. Hayır, öyle bir talep oldu mu? Olmadı yani öyle bir şey ama yani biz seçenek sunuyoruz zaten yani her zaman. İleriki yıllarda daha değişerek devam edebilir sanatın her dalında, her şekilde. Geçen sene mesela Eren Bey'le bütün okulları gezdik. Özlem Hanım drama yaptırdı okullarda ve o gittiğimiz okullarda çocuklara mesela bir tiyatro oyuncusu nasıl olabilirler, nasıl yardımcı oldu Özlem Hanım onlara, mesela nasıl hazırlanacaklarını, konservatuvarlara nasıl girilebildiğini, bu türde çalışmalarımız oluyor. Mesela Eren Bey evet flüt çaldı, onlara bir dinleti sundu ama çocuklar sanatçılarla birebir sınıfta, kendi ortamlarında karşılaştılar. Yani her dalda bir şey yapmaya çalışıyoruz her yıl. Bu yıl da böyle. Deniyor mu? İşte örnek veriyorum. Atıyorum, onun adı aklımda hep o geliyor çünkü benim, çok özür dilerim. İşte üç maymunlar liselerde dereceye girdi. Girdi. Yani sanırım mesela işte söyleyin. Yunus dedik, örnek veriyorum, ortaokullardan Yunus dereceye girenlerden. Yok, Yunus girmedi dereceye. Girmedi. Evet, ama çok fazla güzel şey vardı bu sefer. Çok fazlaydı. Değerlendirmede evet. Şimdi hep miniklerin bile ilkokulların yaptıklarına bayıldım. Evet, çok güzel. Emek vermişler, düşünmüşler. Çok güzel. Onlar da kendi alanlarında. Tabii şimdi değerlendirirken ona dikkat etmek gerekir. Zaten pedagoji almış kişiler karşımızda, jüridekiler de onun için onların değerlendirmesine. Ne heyecanla geliyor. Şimdi okullarında yapılıp mı Semra Hanım, hazır halde getiriliyor, o gün oraya konuyor. Evet, öyledir. Okullarda hazırlanıp getiriliyor. Öğretmenleriyle birlikte ikişer çocuk çağırmak zorunda kaldık geçen seneki izlemden dolayı. Evet, ya ağırlamak da istersiniz çocukları, korumak da istersiniz. Çünkü o kullandığımız mekan bizim tam böyle trafiğin olduğu yer. Evet, evet, evet. Yani orada çocukları korumak da önemli. Onun için o birazcık sınırladık orada. Olsun. Sonuçta okulunu temsil ediyor.
her heykeli yapan çocuk orada olsun. Onu da bir çözüme ulaştıracağız. Hani belki okullarına gidip bir sohbet. Yok, çağırabiliriz de bir şekilde onu değerlendireceğiz. Ha, sonuçta bir ekip işi. Ekip işidir yani, iki kişi seçilir, aradan gelir. O da birazcık çocuk kırılsın istemiyoruz. Biz çocukların mutlu olması için. Şimdi belediyelerde sergiliyorsunuz. Hani az önce bahsettik sizinle. Yine bu yıl Bandabulya içerisinde var mı planlanan bir sergi bu yarışmayla ilgili? Defkoşa Belediyesi istediği için kapalı mekan düşündük biz. Zaten geçen gün öğrendik yani bu olayı. Evet. Araya hafta sonu girdi. Bir toplantı, küçük bir toplantıya gerçekleştirdik. Kapalı bir mekan olsun dedik. Çünkü materyallerden dolayı bir de da lazım yani, geri vereceğimiz için okullara bu heykelleri. Kapalı bir mekanda, mesela Bandabulya'da geçen yılki gibi düzenleyebiliriz orada bir sergi, ama büyük olanlar da var. Acaba kapıdan geçecek mi olayı da var tabii ki. Kar mısınız? O kadar büyükleri. Mesela büyük anla öyle bir sorunumuz var. Evet. Onu değerlendiriyoruz işte, ama zannederim şeyde olabilecek. Büyük şeyde, Bandabulya'da yine. Evet. Ama gitgide heykeller de istediğimiz şeye geliyor, evet. Ve onları sokaklarda da kullanabiliriz. Mesela dediğiniz gibi üç maymun sokakta gayet rahat, hiçbir şey olmadan kullanılabilecek durumda. Robot. Robot? O çok enteresan onlar mesela. Atatürk mesleğin, gerçi dereceye girmedi ama... Dikkat çekenler. Büyük bir heykeli vardı o da. Aslında o pet şişelerde bir yıpranma oluyor. Zaman içerisinde değil mi? Evet. Ama bu saydıklarım, bu tür olan heykeller de sokaklarda durabilecek şekilde kalıcı. Üç maymunda tüp gibi mi? Boş tüp, evet. Tüp değil mi onlar? Evet. Yıpranmış tüpler var orada. Robotta ne kullanıldı? Robotta atılmış demirler var. Evet. Robotta ne? Robotta da bilgisayar kasalarının kullanılmayanlarını üst üste ekleyerek beden yaptılar. Onu çok yaptılar. Güzel. Hani mekanik. Bunların içindeki resistanslarına saçlar yaptılar. Çok ilginç, çocukların atıl durumda duran kasalar. Sanatçılar yetişiyor Semra da. Evet. Hani ama şey var çünkü. Hani ben sizlerle bayağı program yaptım ve hani konuşmuşuzdur da. Yani sizinle de konuştuğumu hatırlamıyorum ama mutlaka vardır çocukların içerisinde. Çünkü ben hep şeyi söyledim. İlkokuldan itibaren başlaması lazım. Hani elbet matematik dersi çok önemlidir. Bunu ısrarla da söylüyorum ben. Matematiği çok önemli. İşte ne bileyim. Bütün dersler, temel dersleri önemlidir. Ama içinde, ruhunda müzik, resim, ne bileyim işte heykel, seramik yatan çok çocuk var. Şimdi sanatla uğraşan çocuklar, zannederim aileler artık farkındadırlar. Evet. Sanatla uğraşan, sanatla büyüyen çocuklar daha insancıl oluyorlar. Doğaya yakın oluyorlar, doğayı daha seviyorlar. Dingin. Evet, daha dingin oluyorlar, daha anlaşılır bir çocuk oluyorlar. Yani hayata bakış açıları değişiyor, daha duygusal güzel bakıyorlar. Ama şey var. Evet. Bir gün yine bir konuk aldım Semral Hanım buraya. Bu drama dersleriyle ilgiliydi. Ve ilk başlayacağı günler mesela bir anne babanın konuşmasını bana anlattı. Şaşırdım ben dedi. İşte burada zaten tehlike boyutundayız dedi. Kayıt için gitmişler, sormuşlar. Demişler ki kayıt yani saat kaçtadır? Demiş ki bayan 12'de başlarız. Bir saatlik bir çalışmamız var. Kadın başlamış saymaya Semral Hanım. 8'den 9'a bale dersi, 9.30'dan 10.30'a piyano dersi, 11 işte 12'ye yetişir miyiz diye. Bakar mısınız? Bir sorsanız da siz o çocuğa. Ha, oğlum ya da kızım, ben seni bunlara götürdüm. Evet. Hangisidir istedin? Evet. Ya da işte sizler hocaları, öğretmenlerine deyin ki hani bunu ben çok keyifle de... Fazla yığmamak lazım çocuğu. Yeteneği vardır derse, bu çocukta bir şey var ki siz çok görüyorsunuz. Şimdi deneyerek bulması çocuğun çok güzel bir şey. Ama böyle bu şekilde bütün gününü doldurmak... Çok kötü. Bir... Öyle değil de mesela her yıl bir aktivite... 3 yıl deneyin, evet, seçin bir tanesini. Bu yıl bale ise, evet. Bale ile sporsa, ki spor olmadığı her hayatlarında yani...
çocukların spor muhakkak olmalı. Mutlaka. Mutlaka. Yaşam biçimi. Yani biz yaşarken yoktu böyle şeyler ama bu ihtiyaçtı yani. Ona. Kesinlikle. Şimdi bizler de yürümeye başladık. Bu yaştan sonra yürümeye başladık. Zamanla öğrendik ama onlar hayata öyle başlasınlar. Bunları zaman içinde çocuk kendi tercihini zaten bulacaktır. Ama çok yağarsanız çok sevdiği şeylerden bile vazgeçme durumuna gelebilir çocuk. Erken dikkat etmek lazım yani çocuğu. Nereden keyif alıyor? Evet. Zaten gözlemlersiniz. Zaten istekli gittiği şeyler oluyor. İstemeden gittikleri oluyor. O yüzden onu o tercihi anne de yapabilir ama çocuğa bırakmakta yarar var. Ben hep şaşırıyorum. Çocukları tutuyorlar. İşte bale. Bizler de geçirdik zamanında bu günlerini. Hani belki çok seviyordur baleyi ama bale sanatçısı, balerin olmayı da acaba kabul ederler mi? Sanatçı olmayı acaba? Kabul ederler mi? Çok konuşuldu çünkü bu sohbet de çok oldu. İşte sanatçı mı olacaksın? Para mı var orada? Para yok. Bakar mısınız? Yani ailelerin bakış açısı bu. İşte ressam mı olacaksın? Ne olacaksın? Ressam anne işte şu güzel sanat. Ne para var oğlum ya? Kızım ne kazanacaksın ondan? Evet evet. Doğrudur. Yalan mı bu? Evet yani bu eskilerden beri vardır. Şimdi biraz değişti. Birazcık kırıldı yani bizim ben mesela resim okumak istedim. Hani benim de niyetim resimdi başlarken. Annemin ilk lafı doğru dürüst bir okul olsun. Doğru dürüst. Hep oydu. Ama şimdi sorarsanız öyle düşünüyorum. Ne diyor anne? Annem bile... İyi ki de yapmışım. Annem bile değişti yani. Bu bakış açısı. Çok güzel. Ama tabii ki zaman içinde onlar da öğreniyorlar. Bir çocuğu büyütürken istersiniz ki ekonomik özgürlüğü olsun. Ayakta durabilsin. Kız da olsa, erkek de olsa buna ihtiyacı vardır. Özgüven açısından da ihtiyacı vardır. O yüzden tabii ki anneler de doğal olarak böyle bir şeyi tercih ediyor ama artık eski zamanda değiliz. Zaman çok değişti. Çocuklar kendi seçtikleri dallarda çok güzel ilerliyorlar. İmkanları vardır. Belki bizim ülkemizde biraz az bile olsa ama evet yani evet gelişiyor yavaş yavaş bu da bizim görevimizdir onlara yol açmak. Bir de inadına sanatı yapmak gerekir diyorum ben evet, her zaman. Evet, hani gerçekten. Her şeye rağmen yapacaksın onu. Yani bu yerleşecek. Niçin? Mesela sanatla uğraşır çocuk çok da sever ama atıyorum mesela üniversiteyi bitiriyor. İşte geliyor kendi düzenini kuruyor. Bir bakıyorsunuz ansızın ki ülkemizde çok vardır. Diyelim ki en çok doktorlar. Mesela ansızın milletvekili oluyor, ansızın bakan oluyor. Ama sanatla uğraşan bir şahıssaydı, inanın oturduğu yerden güzel. Sanata bakış açısı farklıdır. Çok. İnsanlara bakış açısı farklıdır. Çok. Bir yönetimde yanında çalışanlara çok fark ediyor. Çok. Onun için sanatla uğraşmak lazım. Güzel. Evet yavaş yavaş sana doğru geliyoruz sohbetimizde. Neler söylemek istiyorsunuz bu sene için şöyle toparlayacak olursak sizi izleyen çocuklarınıza, gençlere. Çocuklara, öğrencilerimize. Evet onlar mutlu olsunlar diye uğraşıyoruz. Sanatla uğraşsınlar istiyoruz. Buradan ailelere de duyuru yapalım. Lütfen çocuklarımızı farkındalıkları olan çocuklar olarak yetiştirelim. Sanata duyarlı çocuklar yetiştirelim. Yani derslerinin yanında sanatla ilgili bir aktivitelere gitmelerini sağlamalarını istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz böyle güzel güzel sohbetimizi yaptık. Ben şunu da söylemek istiyorum. Hani Semral Hanım'a sordum. Daha böyle programa girmedik. Öncesinde konuştuğumuz bir konu oldu. Dedim Semral Hanım hani sizi çağırdık bugün. Atık malzemeleri konuşuyoruz. Sizin yok mu dedim sergi. Çok yakında dedi. Ama tabii öyle bir yük var ki omuzlarında ben Semral Hanım'ın biliyorum. Çok yoğunsunuz bu aralar. Artık onun haberini de sizden alırız. Hazırız. Sergimiz hazırlandı diyerek. Hazır gibi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet bizler Semral Hanım'la sohbetimizi yaptık. Bu üçüncüsü düzenlenen atık malzemelerden heykel yarışmasını konuştuk. Birkaç tanenin ismini size
aktarmaya çalıştık. Robot dedik, üç maymun dedik, Yunus'umuzu dedik ama çok çalışma vardı. Ben şimdi ara veriyorum. Az sonra bir diğer konumla birlikte olacağım ama o güne sizi şöyle bir götürelim. O çalışmalarda neler var bir izleyin. Reklamları da dinleyin, izleyin. Sonrasında birlikte olalım. BDR Termia Grup firması Baymak ve Kıbrıs temsilcisi Elparts'tan ısıtma, soğutma ve sıcak suya tek sistemle çözüm. Hem yeni yapılan binalara hem de radyatörle ısınan eski binalara çözüm sunuyoruz. Kombi ile ısıtma ve sıcak su üretimi, klima ile ortam soğutması yerine DC Inverter ısı pompa sistemlerimizle tek bir cihazla daha verimli bir çözüm sunuyoruz. %70'e varan enerji tasarruflu sistemlerimizle hizmetinizdeyiz. Fiyat almak veya keşif yaptırmak için bizleri arayınız. Telefon 0533 835 0300. Geleceğin teknolojisi Elparts güvencesiyle şimdi hizmetinizde. Kredi olanakları için bizden bilgi almayı unutmayın. Elparts bir BDR Terma Grup firması olan Bayman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisidir. Trafik yol güvenliği ve yayaların özgürlüğü için sizlerden duyarlılık bekliyoruz. Bunu sizlerin güvenliği ve huzuru için istiyoruz. Unutmayınız, kaldırımlar yayalarındır. Lütfen yayaların ve engelli insanların özgürlüklerine mani olmayınız. Trafik akışını aksatmayınız. Bu davranışınız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir. Gönyeli Belediyesi bu uyarının ardından duyarlılık göstermeyen araç sürücüleri için ceza uygulamasına başlayacaktır. Çağdaş kentimizi daha ileriye taşımak, engelli haklarına saygı göstermek ve trafik yol güvenliği için trafik işaretlerine ve sarı çizgi kurallarına lütfen uyalım. Gönyeli Belediyesi. Kiler Süpermarket. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet.
Kendi üretimimiz unlu mamul pasta ve tatlı çeşitleri, yemek ve mezeleri, geleneksel damak tadı, hijyenik ortam ve gıda mühendislerimiz kontrolünde sizlere sunuyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet. Besicilerden aldığımız süt danası ve süt kuzusu etlerimizi kasap reyonumuzda sizlere sunuyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet. Günlük sebze ve meyveleri maksimum canlılık ve tazelikte sizlere sunuyoruz. Alışverişinizde kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kiler Süpermarket. Panasonic Aquera ısı pompası nasıl çalışır? Isı pompası havadaki enerjiyi alır ve dönüştürerek dışarıdaki havayı ısıtır ya da soğutur veya sıcak su üretir. Panasonic iki tip yapı sunar. Soğuk yerlerde yalıtım için split üniteler veya kolay ve yer kazandıran kurulum için monoblok üniteler. Enerji ile dolu olan hava fan aracılığıyla ısı pompası içerisinde itilerek ısı değiştiricisine pompalanır. Oradaki enerji yüksek verimlilik sağlayan kompresöre gönderilir. Daha sonra enerji su ısı değiştiriciye gönderilir ve sıcak veya soğuk suya dönüştürülerek evin ısınması veya soğuması için kullanılır. Panasonic 200 veya 500 litre ev içi sıcak su tankları sisteme etkili bir şekilde bağlanarak sağlıklı sıcak su sağlayabilirler. Aquera ısı pompası suyu soğutarak, zemin altı ısıtma sistemi ve radyatörlerle kullanılarak ve klima sistemine bağlanarak evi serinletebilir. Panasonic ev içi sıcak su tankıyla verimli bir şekilde suyu da ısıtabilirsiniz. Ayrıca Panasonic ısı pompasını Panasonic solar panellere bağlayarak gündüz sakladığınız enerjiyi akşam evinizi ısıtmaya veya soğutmaya kullanabilirsiniz. Isı pompasını akıllı telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Bu da Panasonic tarafından sunulan yeşil ve akıllı bir yenilik. Ardıç, alıştığımız kalite. Şeker sigortada motorlu araç, konut sigortası, iş yeri sigortası, ferdi kaza sigortası, hayat kredi sigortası, nakliyat sigortası, sorumluluk sigortaları, mühendislik sigortaları yapılmaktadır. 444-0404. Şekersiz yola çıkmayın. Her sabah yeniden uyanır, yeniden gerçeklerin peşinde yürürüz. İnsana dokunur, umudu kuşanır, barışı koklarız. Bir zeytin ağacı gibidir sevdamız. Köklerimiz bu ülkeye uzanır, ana yurdun toprağında ıslanırız. Özel haber ve özgün yorumlarla hep günceliz. İyi gazete, iyi bir takımla yeşerir. Yeni Düzen, her an sizinleyiz. Up.
Evet, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlere söylemiştim, çok özel, çok keyif alacağınız iki bölüm olacak demiştim. Gençleri konuştuk, atık malzemelerle sergilerini, yarışmalarını konuştuk, aktardık az önce Semral Hanım'la sizlere. Ve ikinci bölüm, çok duyduğunuz ve merakla beklediğiniz bir filmi, Enginar Dolması'nı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel ve filmin senaristi. Hoş geldiniz Erşen Hanım. Hoş bulduk. Ne güzel bir film. Heyecanla bekliyor. Hani gösterimi oldu, izleyenler izleyebildi ama büyük bir heyecanla bekleniyor. Ben ilk Cemal'ın sayfasında, yönetmenin Cemal Yıldırım'ın sayfasında Enginar Dolması diye gördüğüm zaman bu nedir dedim. Ne yapıyor Cemal? Enginar Dolması filminden kareler, fotoğraf kareleri. Sonra birazcık araştırdım. İşte Cemal'la konuştum. Dedim ki konuşmak gerekiyor. Ben gelemedim de o gece yayında olduğum için çok istiyordum filmin tanıtım gala gecesine de gelelim. Olmadı ama bekliyoruz. En kısa sürede izleyeceğimizi biliyoruz. Şimdi nasıl karar verdiniz? Çünkü bu daha önce yanılmıyorsam böyle kısacık bir piyasa olarak, tiyatro oyunu olarak bir festival içerisinde sahnelendi. Evet, bunun yolculuğunu sizden dinleyelim. Nasıl çıktınız Enginar Dolması'nın yolculuğuna? Evet, şimdi bizim derneğimizin en büyük amaçlarından biri de Kıbrıs kültürünü yaymak, yaşatma, evet, ve gelecek nesillere aktarmaktır. Evet. Bununla ilgili olarak birçok kültürel faaliyetler, kültürel çalışmalar yapmaktayız. Benim kendi bir yeteneğimdir. Yani küçük küçük skeçler yazmak, küçük küçük oyunlar yazmak, öyküler yazmak. Bununla ilgili yine bir Kıbrıs birinciliğim vardır. Daha önce yazdığım bir öyküde. Yine Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nde, kanserde erken teşhis hayat kurtarır diye mini bir skeç yazmıştım. Orada oynamıştık. Samanbahçe'de çekilmişti. Bunun CD'si de vardı. Kültürel çalışmalara ilgili birçok çalışmalar yaparız. Kültürel amaçlarla ilgili. Biz takip ettik, baktık ki Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Dairesi derneklere destek amaçlı, projelere yardım amaçlı bir proje açtı. Biz çok sevindik. Dedik ki, biz bir Enginar Dolması'nı yazdığımda, ben onu önce bir öykü olarak yazmıştım. Daha sonra onu oyunlaştırdım ve Enginar Festivali'nde 5-6 sene önce oynamıştık Nazım Ebazesi'yle, evet, 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 ve köyün gençleriyle oynamıştık. Ben hep bunu bir film yapmak istediydim, yani aklımda hep vardı. Orada gördüğümde dedik bu bizim için bir fırsattır. Evet. Ben bunu tabii ki ilk önce aklıma Cemal Bey geldi. Aldım ona götürdüm. Bu senaryoyu çeker misin dedi. O da benim heyecanımı görmüş. Kabul etti. Götürdük. Biz maliyetini, işte bütçesini hazırladık, götürdük. Kültür Dairesi'nde uygun gördüler. Geldi Pervin Hanım da Kültür Dairesi'nde orada. İzlediler, çok beğendiler. İşte amacımız yani kültürümüze bir miras bırakmaktı. Yani tadı damağımızda kaldı. Köyde 5 gün boyunca film çekildi. Cemal Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma yaptılar bizimle. Biz onlarla yaptık. Çok keyif aldınız belli. Çok keyif aldık. Çünkü sözünüzü de kesiyorum. Yani dedim ya benim gibi pek çok kişi sosyal medyada, sayfalarda işte gerek sevgili Bediha'nın sayfasında, Bediha'nın sayfasında gördüm. Cemal'ın sayfasında gördüm ben. Çok heyecan verici şeyler vardı. Ben şunu sormak istiyorum size. Hani tamam Enginar Festivali'nde oynadık dediniz de neden Enginar Dolması? İsim neden Enginar Dolması? Çok merak ettim. Evet. Ben aslında bu gibi isimleri, öykülü, mesela kazandığım öykünün adı Sarı Hırka'ydı. Sarı Hırka. Sarı Hırka. Bu gibi isimleri kullanmak, ne bileyim, bana sanki benim, kendi kültürümüz. Kendi kültürümüzle ilgili değil. Enginar Dolması olmasının nedeni de orada zaten konusu Enginar Dolması'dır. Yani Doktor Küçük gelecek köyümüze. Oradaki kadınlar Enginar Dolması yapacaklar. Onun için bu ismi verdim. Bir de Enginar'a vurgu yapmak istedim. Yani Enginar Festivali'nde Enginar Dolması'ydı. Ona vurgu yapmak istedim. Enginar'ı öne çıkarmak istedik. İsmini de öyle koyduk. Bir de biliyorsunuz Enginar iz bırakır yediğiniz zaman. Böyle bir karartı bırakıp gizleyemezsiniz yani. Bizim bu festivali yaparken de amacımız Enginar Festivali'nin iz bırakmaktır. Yani yaptığımız bu çalışmada iz bırakmaktır. Yani bu yaptığımız bu filmde gelecek nesillerin yüreğinde, gönüllerinde iz bırakmasını istedik.
bir ışık olmak. Güçlü bir kadronuz var. Hani isim ve kadınlar, şimdi bakıyorum da şöyle bir önce ben yönetmenime bir çevirmek istiyorum. Şöyle afişimizi alalım, bir görelim. Bunu gösterelim. Alt tarafta şurada enginar tarlasında kadınlar, bisikletle giden muhtar. Şimdi izninizle ben isimlerden birazcık daha başındayken programı bahsetmek istiyorum. Yönetmen Cemal Yıldırım, senaristi sizsiniz ve Naime Bahses, Nazime özür dilerim Bahses, Mehmet Ali Onaç, Hasan Kayıplar, senaryosu Erşen Ummanel, siz. Görüntü yönetmeni Fırat Sözen, evet. Sanat yönetmeni Şebnem Elin, Elinges midir? Evet. Elinges. Proje sorumlusu Elçin Öztemiz, set asistanları Cemal Artemer, ses kayıt Hamza Deniz Çevik, kurgu Cemal Yıldırım. Fakat oynayanların tümü de gönüllü. Oynayanların tümü Mormon İşçi Kadınlar Birliği'nin yönetim kurulunda yer alan kadınlardır. Ve köyümüzde Yeni Boğaz içinde halkı bize destek vermiştir. Onlar geldi oynadılar. Köyümüzdeki mesela Hüda Verdi abimiz oynadı. Bizi köyümüz özdeşleşen bir isimdir. Onlar oynadılar. Hepsi amatörce ve çok da güzel oynadılar yani. Aslında Cemal Yıldırım da yönetmenimiz de bizimle birlikte olacaktı ama hazırlıklar var yanılmıyorsam. Yanılsam lütfen düzeltin. Çünkü işte basına tanıtımı olacak, filmin diğer bölgelerde gösterimleri olacak, bir takım hazırlıklarınız tabii var. Tabii ki. Dolayısıyla sevgili Cemal bizlerle birlikte olamadı, yetiştiremedi, gelecekti o da. Ben sevgili Cemal'a sorduğum zaman, Cemal ne hissettin dedim. Hani karşında hani tamamen amatör kişiler, zorlanmadık dedi. Yani ilk başta böyle ufak tefek, hani o da utanmanın verdiği kasmalardan dolayı. Sonra bir baktım dedi, her şey tıkır tıkır ve büyük keyifle gitti. Evet. Hikayesini böyle çok azıcık, çok küçücük sizi izleyenler için ben sizden almak istiyorum. Hani gelip göreceğiz sonuçta biz filmimizi ama bir sizden böyle kısacık almak istiyorum. 60'lı yılları anlatan bir film. Evet. Şimdi ben hikayeyi, senaryoyu yazarken kültürü de ön plana çıkarmak istedik. Her sahnesinde, her konuşmasında, her harekette yani bizim kültürümüzle ilgili bir şeyler bulacaksınız. Yani hatta yönetmen sordu bana, Erşen abla dedi, yani Erşen Hanım dedi, o yıllarda siz yaşadınız dedi. O yıl ben yönetmenim dedi ama sanat yönetmeni de aynı şekilde. Yani siz yaşadınız, siz onları gördünüz dedi. Mesela şeyi kullandık, konusuna geçmeden önce Cemile ağacının altına oturduk. Kapı önüne oturduk. Hep bütün saksılarımız, çiçeklerimiz tenekedendi. Sapı kopmuş tencereden idi. Mesela çok ince detaylar. Çok ince detaylar. Şeker ekmeği vurguladık. Sade yağı, şeker ekmek yerdi çocuklar küçükken. Ayaktaş oyununu oynadık. Pirilliği oynattık çocuklara. Kapı önünde kahvede oturan adamları yansıttık. İç avluda yorganı yansıttık. Gologaz çiçeğini, fistiken çiçeğini yansıttık. Mesela kadın komşusunu evde bulmadığında kesel bir dal çiçek kapının üzerine koyar, onu yansıttı. Kadın evde yok, kapıda bir sandalye, kordu bir sandalye ve giderdi, onu yansıttı. Hani biri geldi, şey mi oluyordu, çok özür dilerim, evet. Çok keyif aldım şimdi bu sohbetten. Evet. Hani siz bana geldiniz, ben evde yokum, bir sandalye koyduğu zaman evet. Diyebilir miydim Erşen geldi? Bir mesaj mıydı orada bir sandalye? Ya da biri geldi. Sandalye ev sahibi koyardı. Öyle mi? Ben gidiyorum, evde yokum, bir sandalye koyardı. Kimse girmezdi eve. Sandalyeyi gördüğünde sahibi evde yok derdik. Ay bu çok güzel. Evet. Bir çiçek de bıraktı mı geldim bulamadım. Çiçek konulduğunda ben başka bir eve mesela çiçek koyduk kapıya. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Annemle babam çok kavga ederdi. Aa, bu çiçeği kim koydu diye. Ya demek mesela, ki bir şey var. Babam derdi bak diyor söz verdin. Davet ettin de evde yok. Eve gelmedin diyor. Evde yoktun diyor. Geldiler bizi bulamadılar. Hatta annemle babam bütün gece kim getirdi o çiçeği koydu diye merak ederlerdi. Ay, o yer geldim bulamadım. Yoktu ben not yazmak yoktu. Telefon açmak yoktu o zaman iletişim. Evet. Onu yansıttık. Mesela ikramda Lühusa odasında şeyi yansıttık. Badem macunu ikram ederdi. Böyle Kıbrıs'a ait buzlu bardaklar vardı. Mermer tepsiler vardı. Onları yansıttık. Çocuğun adını, çocuğun hangi tarihte doğduğunu dolabın kanadına yazacaklar.
Mesela ne zaman doğduydu dedi. Ne bileyim anam kaçırdı diyor. Yazın genel zamanıydı. Yani bütün bunlar ay, evet. Tabii ve çok dolabın kapısında. Hep çocukların hangi tarihte doğduğunu yazar. Mesela o özel şeyler de yazılır dolabın kapısına. Hep onlar, bir onu da yansıttık. Şey, saç akına konulurdu kadınlar. Onu yansıttık. Yine iç avluda muhtar gelir. Kadının iç çamaşırı telde asılır. Kadın çabucak onu alır saklan muhtar görmesin. En ince detaylara kadar limonatayı ikramda, sünnet sahnesinde kadınların o bir şey yapabilecek bir sünnet yardım eder. Komşuluk ilişkilerini anlattık. Ve bütün burada Cemal Bey de anlatmıştır, siz anlatacaktır herhalde. Her gelen kadın hangi sahnede oynayacaksa ona ait malzemeler hep getirmiştir. Değirmeni yüklenip geldi kadın değirmen sahnesini oynayacak diye. Mesela inginarları getirdi, tencere sepet getirdiler. Herkes çok büyük keyif alarak... Gönlünü koydu herkes. Herkes gönlünü koydu. Evet. O nedenledir ki çok büyük ses getirdi. Hani evet, hiçbir belki karşılık beklemeden ve kendinden katarak gönlünü koymak dediğimiz şey... Buram buram kültürümüz kokuyordu. Evet, evet. Herkes onları çok... Ben mesela şeylere dikkat ettim. Yanılmıyorsam Bedia'nın sayfasında bir fotoğraf karesiydi. Çocuklar piril oynarken evet, bahçede. Birisi şey yazdı... Hangisinin isim olarak hatırlamıyorum. Şöyle bir yorum vardı. Ne o zaman çocuklar öyle gat kravat mı oyun oynarlardı sokakta gibi bir şey vardı. Birisinden de giden cevap. Evet çocuklar sokakta bu kıyafetleydi. Evet, ona özendik. Mesela eşofman altı giydirmedik. Markalı ayakkabı giydirmedik. Pantolon üstünde küçük yeleği, bir gömleği falan vardı. Öyleydi çocuklar ve biraz şey yaşadık. Mesela sıkıntı yaşamadık. El örgüsü kazalar olmasına dikkat ettik. Kadınların giysileri de öyleydi. Mesela şeyde majya süpürgesini koydu. Kadın sokağı süpürür. Sokak süpürürken. Sokak süpürür. O giyim tarzı falan. Mesela yünden örme etek ceketler giydirdik. Mesela diz altı etekler. Hatta karavel yaptı saçını o lubusa saçını. Lazısa. Her yerde yani onu yapmaya çalıştık. Mesela günlük bir yaşamdı kıyafetler. Tamam Dudum tamam. Kurusun kınam. Çıkayım herkesi davet edeyim. Merak etmese. Nedir ama Mecmua yengidir? Ya iskeleden aldım gene geçen gün. Kim bilir üstündeki gideceğiz? Brigitte Bardot. Getir gene bu akşam da koyayım ben de. Ardeni bu akşam da gel bana o yanına. Tamam merak etme. Bağlamayayım acaba den üstünden bir şey korusunlar tez. Yok bağlama. Onu yansınlar. Zorlandınız mı yani bunları temin ederken? Çünkü çok 60'lı yıllara götürdünüz bizi filmde. Hani işte sokağı süpürürken yün örgüsü dediğiniz olaylar. Çocukların mesela ayağında bugün zor görülür böyle markasız ayakkabı. Kolay değil yani ama bakıldığı zaman her şey tam o tarihte. Evet. Benim giydiğim giysiler mesela bahçede giyilirdi. Mersin dalını kullandık. Kadının ovada ot toplamasını kullandık. Kadınların inginar kesişini kullandık. Yani her karesinde, her sahnesinde Kıbrıs'la ilgili bir şeyler yansıttık. Sepetlerimiz, köfünlerimiz. Köfünler. Konusu da Çamayan'ın 1960'lı yıllarda liderimiz Doktor Küçük gelecek köye. O köye geldiğinde muhtar görev verir Dudu kadına. Der ki sen köyü organize et. Doktor Küçük liderimiz gelecek der. Ve o Dudu kadının Ayşe kadınla birlikte o kadını kadınları nasıl toparlayacaklar? Nasıl hürmet edecekler? Nasıl köye gelecek olan bir lidere hürmet edecekler? İşte bayraktır, buhurdanlıktır, mersin dallarıdır. Onlarla ilgili kadınların yaşadığı o heyecanlar ve Doktor Küçük'ü karşılamak için yaptılar uğraşlar ama sonu çok büyük bir sürpriz olur. Orada izleyeceksiniz onu. Sonunda izleyenler gayet duygulandı. Eşim ağladı. Yani çok duygulandım. Şey de var ama hani izleyenlerde birkaç arkadaşımla konuştuğumuzda hem çok eğlendik hem çok hüzünlendik dediler. Hani gerçek bir hayat günümüzde de yok mu? Kah böyle güleriz ederiz, kah ağlarız. Hayat böyle bir şey. Kaçer tane koyuyor pirlileri? Beşer tane koyalım. Beşer tane koyamam ben az kaldı pirlilerim yutuldum. İkişer tane koyalım o zaman. Tamam. Hadi dizelim.
bakayım. Hadi yavaş yavaş oynayın. İsimler gerçek isimler değil mi? Hani mesela Dudu Kadın dediniz, Ayşe Kadın dediniz. Evet. Başka gerçek ismiyle ismini kullandığınız kimler var şeyde? Şimdi ben çocukluğumdan beri Mor Menekşe, Mor Menekşe ismini çok sevmiştim. Mor Menekşe köyünün ismini duyduğumda Mor Menekşe dedim. Ama ne güzel isim. Herhalde güzel bir köydür diye hep düşünmüş. Ya bir ilgi duydum. Evet. Mor Menekşeli, eşim Mor Menekşelidir. Bakın. Evet. Bakın, Kuzeydeki Mor Menekşe'ye ben oraya gelin gittim 18 yaşımda. Tabii ki köyümüzde çeşitli yerlerden gelen kişiler vardır. Köylüler vardır. Adana'dan gelmişlerdir, Cevizli'den, Softalar'dan, Aplan'da, Anafodi, Altınova, Mor Menekşe. Bilmiyorum artık unutmuşsam. Bütün o köylerin birleşiminde biz bugün Mor Menekşe. Evet, bugün Mor Menekşe köyünde yaşıyoruz. Burada filmde kullandığım, senaryoda kullandığım kişilerde ben 18 yaşında geldim. O dinlerdim ben kayınvalidemden veya eşimden. İşte oradaki insanlar, ben işte Mor Menekşe'den geldiler. Ama orada buradaki isimlerin birçoğu, mesela Nazım Fatma'sı vardı. Allah rahmetle anıyorum Fatma ablayı. Nazım Fatma abla mesela Namsiye dikmeyi severdi, terziydi. Orada sünnet sahnesinde onun ismini kullandım. Yine şeyde kullandım, Ayşe Kadın. Yine köyde bir Ayşe abla vardı. Tabii ki bunlar birer kurgudur. Onun ismini kullandım. Onun hayatından kesin, o da öyle bir şey yapardı, kullandım. Güzel. Evet, Dudu Kadın, Dudu ismi çok vardır mesela Mor Menekşe'de. O ismi kullandım. Genelde mesela Gazi Dayı'nın bahçesine enginar bırakmadın dediğimde Gazi Dayı enginar ekerdi Mor Menekşe. Onu böylece anmış olduk, rahmetli anmış olduk. O isimleri kullanmak istedim. Tabii ki kullanırken mesela Cevizli'de Osman Muhtar vardı, köyün muhtar ileri geleneğiydi, saygın bir kişiydi. Bir sahnesinde mesela Osman Cevizli'de hürmet ettiler, bütün Cevizli severber oldu. O insanları da katmış oldum. Ne güzel. Yine Aplandalılar, misafirler gelmiş, sana selam ederler dediler. Onları da katmış oldum. Yani senaryo gereği veya uygun olan yerlere bir şeyler... İsimleri kattınız isimleriyle beraber. Senaryo kısa, bazı yerlerde Cemal Bey kesintiyi almıştır. Tabii ki bazı yerler, tabii ki yönetmen odur, ben yazdım ama... Saygı duymak lazım. Erşen Hanım bunlar sıkıcı oldu dedi falan. Tabii. Biz ona teslim ettik senaryo. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Hadi ye yemeğini de ezberle yesin çalışasın. Bitirmedin daha. Doymadın. Hadi doyduysan çıkın. Dudu. Kız Dudu. Ben Erşen'deyim. Dudu. Gel gel. Uhanam, Gazi dayının bahçesinde bırakmadı enginar. Aman da beni köpekle. Kümes sahnesini koyduk. Çocuk kümesten yumurta alır. Ruhusa sahnesinde kadın doğurmuştur. O zaman Rum ebeler vardı. Rum ebemizi oturttuk oraya. İşte çocuklar piril oynadı sokakta. Çocuklar piril oynadı sokakta ve çok... Hiç zorlanmadı Cemal Bey. Gayet böyle bir iki sahnede çekildi. Şey sormak istiyorum ben. Çocuklar hani piril oynarken, çünkü günümüzde ne yazık ki bunları tabii görmek artık böyle, gördük mü biz heyecanlanıyoruz. Evet. Bugün oyunlar yoktur. Ne hissetti çocuklar onları oynarken anlattığınızda? Ellerinde kavanozlarla pirillilerle geldiler. Hatta bir tanesinin babasınınmış pirilliler. Çok güzel. Onlar kavanozlarla geldiler. Çok heyecanlı ve devamlı ararlar. Erşen abla başka yazmayacak mısın? Tekrar oynamak isteriz derler. Ay güzel. Bak oyuncular da azdı sevgili Erşen. Şimdi Şubat ayı içerisinde gösterildi. Gösterdik evet. 14 Mart. Bir de özel bir gündü. Gösterim günü de özel. Yine onu da siz açıklayın. Doktor Fazıl Küçük'le evet, alakalıydı. Ben bir de yani sizinle konuşacağım, sizinle bugün programa da birlikte olacağımızı söylediğim zaman oyuncular neye dikkat edilerek seçildi diye bana sorar mısın diyenler çıktı. Evet. Onu da konuşmak istiyorum size. Evet. Şimdi oyuncular dikkat edildi derken, mesela ben projeyi yazacağımda bir soru sormuştu bana, oradaki projedeki sorulardan bir tanesi de neler kazandıracak size, bu projeyi yaparsanız ne olacak diye. Birincisi enginara vurgu yapmak istedik, liderimizi anmak istedik. Bir de kadınlar üretmek istedik biz. Bu üreten kadın, bu senaryo, bu film Mor Menekşe Kadınlar Birliği'nin bir ürünüdür. Biz onu, ben buradaki kadınlar
hem filmde oynarken bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu, gururunu yaşadılar. Biz yapabiliriz dediler. Yani ürettiler burada. Özgüven. Çok önemli Ayşen Hanım. Yani siz kocaman yüreğinizi döktünüz, kağıda kaleme döktünüz, Cemal'in eline teslim ettiniz ama altını hep çiziyorum buranın ben. Kadınlar üreten kullandı. Kadın dediniz, kadını kullandınız ve bu kadınların hiçbiri bir sanatçı değil, ev kadını, anne, belki nene, yaşlıları, nene, genç bakarlar. Kız, torun bakarlar ve gel kameranın karşısına. Çok güzel olay bir şey değil. Mesela şey vardı. Ne kadar bir özgüvendir ona. Müsteyde abla diye birisi yaşardı güneyde ve bir şey olduğunda Müsteyde abla kapının deliğinden bakardı. Yani öyle bilirdik biz. Geçerken çıkmazdı kadın kapının deliğinden. O kadın da çok güzel. Çarşaf diktirdi, hazırlandı. O güzel, o sahnede göreceksiniz, gayet güzel oynadı. Mesela Vedi kadın vardı. Vedeba da böyle yardımsever bir kadındı Vedi abla. Onu koyduk sokağa, muhtar koydu sokağa süpürsün. Doktor Küçük gelecek. Badana yaptık duvarlara. Yani bir liderin geleceğiyle duyduğumuz heyecanları onlara aktardık. Arabalar geçti, eşek geçti. Ya. Arabalar geçti, o 60 yılların arabaları geçti. Beklediğinizi buldunuz mu? Bir onu merak ediyorum. İşte dediğim gibi oyuncular nasıl seçildi diye merak ediyorum size. Kadınlarınızdı. Ve kadına verdiğiniz, siz zaten ifade ettiniz onu. Hani beklemiştir kadınlar bunu. Evet, beklediler, hazırlandılar. Bir de insanın kendini denemesi olayı vardır. Hani şimdi geliyorsunuz bana Çamay, şu rolü sana versek yapar mısın? Evet. Ve kameranın karşısına geçilecek belli replikler yani. Vardır, bir şeyler vardı. Onlar oynadı. Bakar mısınız? Yani baktığım zaman... Doğaçlama her şey aslında bakıldığında. Cemal söyledi, onlar da yaptı. Senaryoya baktı, sen bunu yapacaksın. Yani hiç... Hatta ben şey yapıyordum, gitti benim senaryo, ben öyle yazmamıştım. Aman Allah'ım bunlar yoktu. Cemal ve Erşen Hanım filmdir diyor, şey değildir diyor. Yani, kitap değil. Oyun değildir diyor, tiyatro değil filmdir diyor. Başka bir şey. Fırın önünde kadınlar ekmek saldılar, Rum kadınlar. Onları yansıttık, ekmeği salışlarını yansıttık. Herkes yani bilmiyorum artık unutmuşsam da lefkara işi işleyen kadını koyduk. Mesela kadını. Tam bizim kültürümüz, hepsi evet. Sayıyorsunuz evet. Da. Feride Kılgöz oynadı, o Nafi abla oynadı. O da lefkara işini işledi böyle. Geçerken kadın duydu eşiyle kavga eder. Yani bayağı sahneler koydu, bilmiyorum artık unutup atladıysam. Mesela sereyağı, şeker, bizim çocukluğumuzun o şeyiydi ya. O, doğal beslenme. Sokakta elimizde bir dilim ekmek tabii üzerinde de. Sürerdi bize tereyağından, çok şey çektik yani ta çekelim sahneyi, epey ekmek harcadık orada. Çocuğa tatlı geldi, yiyor, çekecek Cemal ekmek bitiyor, tekrar sürüyoruz. Yani çok güzel, çok tatlı anılarla böyle. Erşen Hanım şimdi hani bunun tarihleri belli mi? Yani bundan sonraki süreçte nerede görürüz, nerede tekrar bu filmi izleme imkanı bulacağız biz? Nasıl olacak bundan sonraki süreç, nasıl gidecek? Hani Cemal'la konuştuğumuz zaman hani basına bir tanıtım yapılacak dedi. Evet, onun hazırlıkları var. Bir hafta yapacağız. Ama sonrası için hani... Halk gösterimi olacak. Enginar Festivali'nin ikinci gecesi. 27, 28, 29 Nisan'da olacak festivalimiz. Evet. Onu da buradan söyleyeyim. Çok güzel. 10. yılımızdır bugün. 10. yılını yapacağız festivalimizin. İkinci gecesi halka gösterilecek orada. Köy halkı, bölge halkı gelip izleyecek. Bir de daha sonra herhalde Magosa'da bir sinemada falan gösteririz. Daha sonra işte herhalde şey... Bölgelere gidilmesi lazım. Yani bence... Çok istenecektir evet, bu çünkü büyük emek var. 35 dakika dediniz. Evet. Kısa bir film gibi görünüyor. Ama şöyle bir şey var. Bazen kısa filmin tadı da öyledir. Çok kısa olur ama sana çok şey verir. Evet. Ve Cemal'i bugün çok andık. Çok kısa ama içinde çok şey olan bir film Çamay dedi. Yani söylediniz ya... Kah güleceğiz dedi izlerken ve hüzün de çok var. Sonunda evet. Peki ben sormak istediğim şey şu. O film çekildi, bitti. İşte senaryo Cemal'in elinde. İşte sen şunu yapıyorsun deyip onlar da oynadılar. Evet. Sonrasında izlerken olan yorumları da çok merak ediyorum. Aa ben bunu nasıl yaptım? Böyle evet. Nasıl oldu? Heyecan, sohbet neler oldu sonrasında? Çünkü amatör insan hepsi. Evet. O akşam
Daha önce kimse izlemedi. Ben 28 Şubat'ta projemizi teslim edecektik Kültür Dairesi'ne. Evet. Ben buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten Kültür Dairesi'ne katkılarından dolayı. Biz bir şey yapmak istedik. Onlar bize destek verdiler. Yani biz yapabiliriz. Yeter ki biz bir yerden destek alalım. Gittim CD'yi götürdüm, verdim. Oradakiler işte kontrol etmek istedi. Baktılar işte faturalarımızı getirdi. Ben orada izledim. Bir baktım eşimin gözleri aktı. Gözlüklerin içi, içim doldu. Biz bunu mu yaptık dedim. Yani çok beğendim. Geldim arkadaşlara anlattım. Ona da büyük bir heyecanla beklediler. O akşam gittiğimizde yani salon doluydu. Bir de enginarlı pilav yaptık, ikram ettik. Onu soracaktım size. Ben bunu tanıtım sonrasında gazetede okudum. Enginarlı pilav. Hazır 10 tencere pilav getirdik. Gelen konuklara ikram ettik. Arkadaşlar hep izlediler. Kalktık işte belge verdiler bize. Ben buradan yine Doktor Küçük Vakfı'na çok teşekkür ederim. Sahiplendiler bizi, ilgilendiler. Yani onlar da çok sevinmiştir ki böyle babalarını böyle bir filmle biz andık. Onlar da çok mutlu oldu. Mehmet Küçük'e çok teşekkür ederim. İzledikten sonra çıktılar işte birer tane belge aldılar. Gerçekten yani hak etmişlerdi. Hak ettikler. Yani haklarıydı. Ben onları böyle mutlu gördükten sonra dedim ki yani... İyi ki yapmışım. İyi ki yapmışız ve biz imkan verdikten sonra yapmayacakları bir şey yoktu. Şimdi kendilerini oynadılar zaten. Orada kendilerini oynadılar. Şimdi onu söyleyecektim size. Hani ev kadınıdır, sabah kalkacak, çocuğunu okula gönderecek, eşini işe gönderecek, temizlik yapacak. Evet. Öğlen yemeği, ütüsü, temizliği, çamaşırı kadın bu değil aslında. Tabii ki değil. O kapı açılırsa, biz açtık yani o kadınlarda çok iş vardır. Yani yapacakları, yeter ki deyin ki gelin şu projede birlikte olalım. Yani illaki bir film olması gerekmiyor. Kısacık bir tiyatro oyunu. Tabii ki. Bölgenizle alakalı, sokağınızla alakalı, yemeğinizle alakalı. Yemek kitabı yaptık Cinara, geçmişten günümüzde Enginar Yemekleri kitabı. Orada da bütün kadınlar annelerinden, ninelerinden öğrendikleri yemekleri yaptılar. Enginar Festivali'nde yarışmada dereceye giren yemekler oldu, ödül alan yemekler oldu yine. Dedim ki amacımız kültüre bir miras bırakmaktır. Tabii ki önce düğün salonu yaptık köyümüzde. Bugün orada bak Enginar Festivali orada olur. Yani kültürümüzü yansıtacak bir yerimiz vardır. Enginar figürünü diktirdik köyün meydanına. Döndük yine kitabımızı yaptık, filmimizi yaptık. Yine badem macunla ilgili bir ilk gün zarfları çıktı. Devlet pul yaptı onları. 2 sene önce orada yine bu badem macunu kültürünü yansıttı. Evet hep onları yansıttık. Amacımız budur. Zaten derneğin en büyük amacı gelecek nesilleri yetiştiren kadınların toplumda daha etkin rol alabilmesini sağlamak, daha sağlıklı, daha layık gençlerin yetişmesine katkı koymak. Tabii ki. Bizim derneğimizde herkes kendi dalında başarılıdır. Üniversite mezunumuz vardır, lise mezunumuz vardır, annelerimiz vardır, ninelerimiz vardır, yaşlı kadınlar vardır. Herkesten, her şeyden öğrenecek bir şeyimiz var. Öğrenmenin yaşı yok diyoruz ya her zaman. Yeter ki sen öğrenmek iste. Tabii ki. Bir etkinlik yapacağım da ben veya dernek olarak bir şey yapacağımızda hiçbir zaman düşünmüyorum. Bunları kim yapacak diye. Mesela Şile'ye gönderildik. Şile Kültür Sanat Festivali'ne gönderildik. Orada mesela götürdüm ve izleyebilirsiniz. Bizim sayfamızda vardı. Buram buram Kıbrıs evini yansıttık orada. Orada oturttuk kadınlarımızı. Kozayı gösterdiler, Lefkara'yı gösterdiler, Selesepe'di gösterdiler. Yani Arrahti diyoruz böyle, bilmiyorum artık doğru mu söyledim. İplik, her şeyi yansıttık orada. Bu yıl yine katılacağız böyle bir festivale. Zannedersem Temmuz ayındadır. Evet, yani biz varız, biz dernek olarak. Mor Menekşe Kadınlar Birliği vardır, biz 25 yıllık bir derneğiz. Yaptığımız en güzel şey kadınlarımızı sosyalleştirdik, kadınlarımızı evden çıkardık, kendilerine güven duymalarını sağladık ve bizden sonra birçok kadın derneğinin kurulmasında da etken olduk, yardımcı olduk. Amaç işte bildiklerimizi paylaşmak, aktarmak bildiklerimizi gelecek nesillere. Şimdi yavaş yavaş sona da geliyorum sizinle. Biz ara ara ekrana getirdik görüntülerimizi. Tabii tümünü izleyeceğiz tekrar sizlerle birlikte büyük keyifle. Bundan sonra var mı başka projeleriniz? Yani bu film çok ses getirdi.
Yine köyünüze Mor Menekşe'ye ait bir senaryo, yeni bir hazırlık. Evet. Var mı Erşen Hanım? Şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Bu bir kitaptır. 74 yılında 74 Kadın diye bir kitap yayınlayacağız. Yani festivalden sonra hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Biz bu kitapta savaşın kadınlar üzerinde yaptığı etkiyi anlatacağız. 74 yılında 74 kadın. Çok güzel. Bu kitabın içerisinde Türkiye'de eşini harbe yollamış bir kadın var o yıllarda. Gazi olup dönen vardır, şehit olan vardır. O yıllarda Türkiye'den gelip buraya yerleşen, kültür çatışması yaşayan kadınlarımız vardır. Yine bu kitabımızda kocası şehit olan, bu kitabımızda o yıllarda düğün evlenecekti, düğününü yapamadı. O yıllarda doğum yapacaktı, hangi şartlarda doğum yaptı. Bir hastalığı, yani biz o kadınların, savaşın kadınlar üzerinde yaptığı travması, onu anlatacağız. Hazırlıklar? Hazırlıklar zaten... Konuştuk dernek olarak bunu. Festival sonrası artık. Festival sonrası. Biz bunu bir kitap halinde yapacağız. Evet. Belki 1,5 yıl sürer, belki 1 yıl, belki 2 yıl sürer. Daha sonra yine bundan önce yine bir, benim şu anda senaryosunu yine yazdığım bir, dedik ya çocuklara söz verdik. Senaryosunu yazdığım diye bir şey vardır. Yine bir film yapılacak orada. Bir konu, bir öykü vardı. Yine Cemal Bey'le görüşeceğim. Çocuklar bekliyor. Çocuklar bekliyor. Orada da çocuklar oynayacak o filmde. Oyuncular hazır. 74 Temmuz ayına ait bir öyküdür, bir hikayedir. Bununla ilgili olarak biz projemizi sunacağız, gideceğiz. Bizi biliyorlar zaten, ne yaptığımızı görüyorlar. Doğru. Destek bekleyeceğiz. Doğru iş. Yani doğru işlerle gidildiği zaman bir yerlere geri çevrilmeyeceğine her zaman inanmışımdır ben. Projede geri dönmezdi yani. Dönmedi. Bazı şeyleri açtıkça Maya Hanım, mesela kuruldu 25 sene önce kurulduğumuzda ve aradan geçen 25 yıl boyunca yani biz çok şey yaptık, aktardık ama şimdi daha farklı şeye yönlenmemiz lazım. Daha büyük projeler yapmamız lazım. Gideceğimiz mesela dış ülkelerde veya Türkiye'ye gideceğimiz yerde biz amaç için, sırf gezmek için gitmiyoruz yani. Amaç belli, kendi kültürümüzü belli. Tanıtmak. Oraya giderken orada bir iz bırakmak için gideceğiz. Yani bunları yapmak isteriz, yapıyoruz da. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim davet ettiniz. Ne demek? Çok... Bizi anlatma, bizi ifade etme fırsatı buldum çok burada. Mutlu. Kırmadınız. Daha çok konuşacağız bu filmi. Çok. Çok ses getirdi. Hani böyle basına da tanıtılacak, daha böyle geniş kapsamlı. Tamamdır, yayınlayabilirsiniz dediği anda Erşen Hanım bizi bu ekranlardan da yayınlayacağız biz sizler için bu filmi. Evet. Ama mutlaka izleyin diyorum. Bediye Bağses'in kız kardeşidir Nazime Bağses. Evet, Nazime Bağses. Sevgili Bediye'nin oğlu oynadı. Oynadı. Ben Dudu Kadın siz oynadı. Ama Dudu Kadın. Ben bu muyum dedim. Böyle başımda yemeni, sırtımda elbiseler falan. Ya. Annem böyle miydi dedim. Yani o yıllarda ben mesela annem... Ben 8 kardeşin 7. çocuğum. Ben hatırladığımda annem kendini hep yaşlı diye. 50 yaşındaydı mesela. O zaman 50 yaşında bir kadın çok yaşlı gelirdi bize. Şimdi baktığımda derim 50 yaşında genç yani, yaşlı değil. Değil tabii. Ya, ya 50 yaşında çok böyle ay yaşlandı derlerdi. Yok yok. Gönlünüz büyük sizin. Yolunuz açık olsun diyorum. Daha nice nice güzelliklerinizi konuşalım. Teşekkür ederim. Kanalınıza çok teşekkür ederim. Hadi ye yemeğini de az belli yesi çalışasın. Bitirmedin daha. Doymadın. Hadi doyduysan çıkın. Kız durun. Gel. Uh anam. Gazi dayının bahçesinde bırakmadın ki Ginar. Aman da beni kapatın. Tamam Dudum, tamam. Kurusun kınam. Çıkayım, herkesi davet edeyim. Merak etme sen. Nedir ama Mecmua yengidir? Ya iskeleden aldım gene geçen gün. Kimdir üstündeki gideceğiz? Biricik Bardo. Getir gene bu akşam da koyayım ben de. Al gene bu akşam da gel bana o yanına. Tamam merak etme. Bağlamayayım acaba den üstünden bir şey, korusunlar tez. Yok bağlama. Ne yapacaktın? Ben daha duracağım, bitireyim o duvarcıkların beyazlatmaları var, şeyler var. Hadi gideyim, daha yetiştirmeyeceğim.
Geçenlerde doktor küçük gitmiş Vuda'ya. Gitmiş Celya'ya. Ondan geçmiş gitmiş Aykotora'ya. Onlar da çok hürmet etmişler kendine. Aman da o Vudalılar. Övün övün, övün övün daha bitiremediler. Gitmiş Civisi'ne de Osman Müktar seferber etmiş bütün köylüleri. Onlar da çok hürmet etmişler kendine. Gelecek köyümüze koskoca doktor küçük. Biz yapmayacak hürmetimizi, biz de yapacağız. Gel abla. Haber yolladılar içeriden. Geldim söyleyeyim sana la şu doktor küçük gelecek yarın köyümüze. Ya. Öyle bir inginar dolması yapacak kendine. Tadı damağında kalacak. Mor menekşe dedikleri, enginar direktikleri çok hoşuma gidiyor. Doktor küçük geliyor dedikleri. Toplanacak böce dudunu sündürmedi. Yapacak enginar dolmacıklarını da. Geldim yardım isteyeyim sizden. Vallahi billahi gülecek biz ay tutar olurlar. Bana ne bana ne? Bunu okuyacağım. Bunu okumayacak. Ben bulacağım sana başka. Okumayacağım bunu. Of ya. Çocuklar. Kapuş etmeyin kakayı. Muhtar. Gel kahve çelim. Buyur kahve çelim muhtar. Geleyim içelim ama çok işim var. Biri de gelince köyümüze. Adamlar hemen önünde. En Allah'ım nene sabirim bu Ayşecik de bu saatte nereye gider? Başka kime gittin? Gel Kemal'ın evine baktım. Hepsi gitti portakala. Vedi'yi de kodu muhtar süpürsünmüş sokakları. Her zaman her zaman ben tekrar teşekkür ediyorum bu cumartesi sabahı geldiniz kırmadınız birlikte olduğumuz için. Evet. İzlediniz, dinlediniz Mor Menekşe'de bir film, Enginar Dolması. Küçücük böyle bilgiler alabildik çünkü filmi izlememiz lazım ama Erşen Hanım ne dedi bizlere? Kah güleceksiniz ama hüzünleneceksiniz de çünkü orada bir yaşam var, bir hayat var. Köy halkına ben teşekkür ediyorum. Kim rol aldıysa, kim emek verdiyse. Cemal Yıldırım arkadaşıma, yönetmene teşekkür ediyorum. Emeği geçenler, proje sorumlusu Elçim Öztemiz, tekrar etmek istiyorum. Sanat yönetmeni Şebnem Elings, görüntü yönetmeni Fuat Sözen. Başka eksik bıraktım olmasın diye bakıyorum aralarında. Senaryosu Erşen Hanım. Var mı eksik bıraktığımız? Yok yanılmıyorsam. Görüntü yönetmeni Fırat Sözen. Sanat yönetmeni Şebnem Elinges söyledim. Güçlü bir kadro. Kadınlar çoğunluktaydı filmde ve çocuklarımız vardı. Bu filmi mutlaka ama mutlaka izleyin. Çünkü kendinizi bizi bulacağız o filmin içerisinde diyorum. Ve bugünün de sonuna geldim. Her zaman ne diyoruz veda ederken sizlere? Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin, unutmayın. Güzel bir hafta sonu geçirin. Haftaya cumartesi sabah buluşalım. Ben burada olacağım. Biliyorum sizler de oralarda bir yerlerde bizlerle birlikte olacaksınız diyorum. Hoşça kalın.